Merhaba değerli izleyenler, Safranbolu yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken şimdi de sizlere Safranbolu'da kendi sektöründe adından bahsettiren Tork Garaj'dan sesleniyoruz. Yanımızda kurucusu Emre Erkartal beyefendi bulunmakta. Emre Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz Safranbolu'ya. Çok mersi, çok teşekkür ediyoruz. Emre Bey, burada yaptığınız hizmetlere geçmeden önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Emre Bey kimdir? Nasıl başlamıştır bu hikaye? Yani Emre Bey kimdir? 92 doğumluyum, Karabük Safranbolu doğumluyum. Çocuklukta bir merakla kapının önünde bisiklet tamir ederken abilerimizin eliyle sanayiye, tabii babamız derslerimiz biraz kötü gidince sanayiye çırak olarak verdi. Evet. Biz de tabii okul hayatı devam ederken aynı zamanda geldik. Cumartesi günleri burada çalıştık. 15 tane tatillerini, yaz tatillerini hiç boşluk vermeden, tatil yapmadan geldik sanayide çalıştık. Tabii alıştık buna da. Ne kadar güzel. Aynı anda okulumuzu da bitirdik. 4 yıllık fakülte mezunu. 3 yıllık motor teknikerliği belgesini de onu da bitirmiş bulunmaktayım. Aslında burada bilinçli bir hizmet var aynı zamanda. Aynen. Bütün eğitimle alakalı, belgeyle alakalı ne varsa aldım ben zaten. Hepsini de bitirdim, dereceyle okudum. Çok güzel. Hiçbir sıkıntım da olmadı. Bazı şartlar el vermedi. Kendi işlerimizi açmak, kendimiz çalışmak daha mantıklı geldi. Çok güzel. Sonuçta 3-4. Yılımıza geldik. Daha önce tabii abilerimizin de, bize iş öğreten abilerimizin de çok faydasını gördük. Bugün oldu. Ekmeğimizi yiyoruz. Ne kadar güzel. Peki buraya gelen kişiler ne şikayetle geliyor? Yani burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Ya gelen kişiler daha çok yolda kalan veyahut da çevremizde işini çözdüremeyen veyahut da işin içinden çıkamayan, modelli araçlarda problem yaşayan abilerimiz geliyor. Tabii bizi bilen abilerimiz hiç şaşmıyor. Dakika hemen buraya geliyorlar. Biz de çok güzel. Ya da çok zarar verip de çok üst seviyede para harcatmamak yerine daha çok nokta atışı, daha çok müşterinin memnun kalabileceği, evet, görsel olarak veyahut da temiz, titiz çalışma adında biz de burada çalışıyoruz. Genelde müşterimize aslında bunu sağlıyoruz. Aslında referans da burada çok önemli. Sizler de bu bağlamda burada referansa da hizmet veriyorsunuz. Bu da gurur verici bir şey. Ayrıca tebrik ediyorum sizi bu bağlamda. Sağ ol. Peki müşteri portföyünüz nedir? Kimler sizlerden hizmet alıyor? Genelde memur abilerimizden. Sağımızda solumuzda burada fabrika işçileri daha fazla. Demirçek fabrikasındaki abilerimizin işlerini daha çok yapıyoruz. Esnaf abilerimiz geliyor Safranbolu'dan. Çok değer verdiğimiz esnaf abilerimiz geliyor. Bu kısımlara daha çok hitap ediyoruz. Genelde titiz müşteriler, bayan hastanede çalışan veyahut da devlet dersinde çalışan bayan ablalarımız da geliyor. Onlara da çok yardımcı oluyoruz. Rahatsız etmemeye çalışıyoruz veyahut da çevreden bir rahatsızlık duymaması için uğraşıyoruz. Genelde gider ya arabalarını alırız veyahut da burada az önce oturduğumuz gibi, buyurun ablacığım oturun. Biz ne gerekirse yardımcı oluruz. Aynı aslında o şekilde. Aslında Tork Garaj'ın herkese kapısı açık. Burada kesinlikle. Herkes hizmet alabiliyor. Kesinlikle herkes hizmet alabilir. Belli bir şartlar var mı yani araba grupları olsun hizmet bakımından? Hangi araba gruplarına daha çok ağırlık veriliyor? Şu anda yetişmemiz hep model Avrupa araç üzerine. Gördüğünüz gibi Avrupa araç üzerlerine daha çok bilgimiz var. Eski araçları çok o kadar fazla görmedik. Bir yaşımız da ona yetmiyor zaten. Modelli araba üzerine geliştirdik. Evet. Onun üzerine devam ediyoruz. Katmaya da devam ediyoruz. Hala daha öğreniyoruz yeni şeyleri. Ne kadar ama şimdi bir müşterimiz de hani 3-4 tane yeni araba getirdi, bir tane eski araba aldı, yapmayız demiyoruz. Ona da yardımcı oluyoruz yani. Arada mağdur bırakmıyoruz. Yani burada hayırı yok. Hayırı kullanmıyoruz. Hayır diye bir kelime yok. Kesinlikle burada yardımcı oluruz. Burada herkese evet ve hizmet var. Kaliteli hizmet var. Peki burada kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Ben varım. Benim yaşımda benden bir yaş küçük. Benden daha iyi bir kardeşim var. Ne kadar Erkan. Güzel. Bediran kardeşim var. Bir de ufak elemanım var. 4 kişiyiz. O halde buradan ekip arkadaşlarımıza da selamlarımızı yollayalım. Kardeşime, ekip elemanım. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Peki hedeflerimiz nelerdir? Neler bekliyor sizlere? Hedeflerimiz neler? Eğer imkan verirse bir gün yeni bir sanayi sitesi kurulduğunda büyük, tertemiz, güzel, elit bir servis açmak. Evet. Ama her zaman dediğim gibi müşterilerin yolunmadığı, fazla kabarık hesap yazılmadığı bir servis açmak. Çok ve güzel. Herkese de hitap edebilecek bir servis. Ya da milleti mağdur kalmayacak, büyük mevlalarda zarar çekmeyecek şekilde çalışacak bir servis. Peki Emre Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bugün sizlere Safranbolu'da bulunan Tork Garaj'dan, yani güvenin adresinden seslendik. Emre Bey'lere konuk olduk. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.